İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Türk turizminin umudu İsrail'de. Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Murat Demir, Türkiye ve İsrail ilişkilerinde başlayan normalleşmenin turizmcilerin bu pazarla ilgili beklentilerini artırdığını belirterek, bu yıl İsrail'den gelen turist sayısının 400 bin ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi. Mersin'de elektrik kesintisi. Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Torosar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 23 Şubat Perşembe günü Akdeniz ilçesi Akdam Mahallesi ve Demirhisar Mahallesi sabah 9 akşam 17 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesi sabah 9 akşam 5 saatleri sırasında elektriksiz kalacak. Haberci Gazetesi. Facia olabilir. Mersin'de vatandaş çatlak evi için Yenişehir Belediyesi'nden inceleme yapmasını istedi ancak belediye vatandaşa yeterli araç, gereç yok cevabı verdi. 30 kişinin yaşadığı apartmanda endişeli uzman denetimi bekleyişi sürüyor. İki otomobil kundaklandı. Torosar ilçesi Halkkent Mahallesi 2586 adı önünde park halinde bulunan iki otomobil, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güney Gazetesi. Üretmeyen bir Türkiye kalkınamaz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, üretmeyen bir Türkiye'nin kalkınamayacağını belirterek, artık kendi gerçek sorunlarımıza odaklanmalıyız. Çünkü geleceğimiz, toplumsal refah ve huzurumuz buna bağlıdır, dedi. Tarım fuarı açılıyor. Mersin'de bu yıl 12.si düzenlenecek olan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı bugün yerli ve yabancılara kapılarını açıyor. Mersin Gazetesi. Hakarete torpil. Sosyal medya hesabı Facebook'tan Mersin ve Mersinlilere hakaret eden memurun ceza almasına bazı siyasi partililer engel oldu. Tepkiler Büyükşehir'i harekete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi çıkan süs havuzları temizliğinin yeteri kadar yapılmadığı haberleri üzerine kavşaklarda bulunan birkaç havuzun suyunu boşaltarak temizliğini yaptı. Yeni Güney Gazetesi. COSGAP Girişimcilik Eğitimi. Mersin Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinesinde küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirmeye destekleme idaresi başkanlığı işbirliği düzenlenen COSGAP Girişimcilik Eğitimi başladı. Çalışmalara başladık. Türkiye Genç İş Adamları Derneği Çukurova Şubesi Başkanı Gül Akyürek, Mersin'de Tarım Teknolojileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, projede 65 yatırımcıyla 5000 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz, dedi. Kadın Gazetesi. Kendi sebzenizi kendiniz üretin. Kurduğu serada yetiştirdiği doğal sebzeleri kendi yöntemleriyle toprağa gömerek soğuktan koruyan Sise Şaybak, kadınlar kesinlikle kendi toprakları varken dışarıya bağımlı olmasınlar. Kendi meyve, sebzelerini kendileri üretsin. Doğal olan sebzenin, meyvenin tadı farklı oluyor, dedi. Bilinçli anneler ve mutlu çocuklar için seminerlerin ilki gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Beylikdüzü'nün Anneleri isimli sosyal medya topluluğu ve Ekin Anaokulu işbirliğiyle düzenlenen Bilinçli Anne Mutlu Çocuk seminerlerinin ilki Sağlık İşleri Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşti.